Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. İnsan ve çevre ilişkisi konusuyla yine birlikteyiz. Bu dersimizde hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, nükleer kirlilik, küresel ısınma, sera etkisi, ormanların korunması ve soru çözümüyle yine birlikteyiz. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Biyoçeşitliliği tehdit eden faktörlerden ilk önce hava kirliliğiyle başlıyoruz. Isınma ve enerji ihtiyacının karşılanmasında fosil yakıtlar kullanılır arkadaşlar. Fosil yakıtlar adından da anlaşılabileceği gibi fosillerden oluşmaktadır. Yani canlı kalıntıların milyonlarca yıl toprak altında kalmasıyla oluşur. Fosil yakıtlar nelerdi? Kömür, petrol ve doğal gazdır arkadaşlar. Bu yakıtların kullanıldığı fabrika bacalarından, ulaşım araçlarının egzozlarından çıkan karbondioksit, karbonmonoksit ve kükürtdioksit gazları hava kirliliğinin başlıca sebeplerindendir. Havanın kirlenmesi, sera etkisinin oluşmasında, ozon tabakasının delinmesinde ve asit yağmurlarına neden olur arkadaşlar. Öncelikle küresel ısınma ve sera etkisiyle başlayalım. Sera etkisi atmosfere salınan zehirli gazların yeryüzünden yansıyan güneş ışınlarını tutarak dünyanın ısınmasına neden olmasıdır arkadaşlar. Burada bakıyoruz arkadaşlar, karbondioksit, karbonmonoksit ve kükürtdioksit gazları şurada gördüğünüz gibi güneşten gelen ışınlar atmosferden tekrar yansıması gerekirken bu gazlar bu ışınların tekrar dünyaya dönmesini sağlıyor. Bu da neden oluyor? Küresel ısınmaya neden oluyor. Sera etkisiyle dünyanın ısınması sonucu sıcaklıklarda görülen artışa da küresel ısınma diyoruz. Arkadaşlar, sera etkisinin en büyük problemi küresel ısınmaya neden olmasıdır. Peki bunu önlemek için neler yapılabilir? Hava kirliliğinin önlenmesi için fabrika bacaları ve araba egzozlarına filtre takılmalı, orman arazilerinin tahribatı önlenmeli, ağaçlandırma yapılmalı, deodorant gibi ürünler kullanılmamalı. Özellikle arkadaşlar, deodorantlar klorofluorokarbon gazı yaymakta. Bu klorofluorokarbon gazları da arkadaşlar atmosferin en üst tabakası olan ozon tabakasını delip güneşten gelen zararlı ışınların dünyamıza ulaşmasına neden olmakta. Bu nedenle klima gazları, deodorant gazları yani klorofluorokarbon gazları ozon tabakasının delinmesine neden olmaktadır. Yine fosil yakıtlar, kömür, petrol, doğalgaz kullanımının azaltılarak çevre dostu enerji kaynakları yani yenilenebilir güneş, rüzgar, su, jeotermal gibi enerjileri kullanımını arttırmalıyız arkadaşlar. Asit yağmurları ormanlara, arkadaşlar şurada görüyorsunuz, canlılara, burada sudaki bütün canlılara, araçlara arkadaşlar metallere zarar verdiği için asit yağmurları araçlara da zarar verir ve tarihi yapılara yani antik eserlere şurada görüyorsunuz zarar verirler arkadaşlar. Su kirliliğiyle devam edelim. Yeryüzünde su kaynakları, evsel ve endüstri atıklarının sulara boşaltılması, tarımda kullanılan gübre ve ilaçların sulara taşınması gibi olaylarla kirlenir arkadaşlar. Su kirliliğinin tüm canlılara olumsuz etkisi vardır. Bu sularda yaşayan canlılar ölür. Bu sularda içen insan ve hayvanlar bulaşıcı hastalıklara yakalanır. Su kirliliğinin önlenmesi için evlerden ve sanayi kuruluşlarından çıkan atıklar arıtılmalı. Su kaynakları tasarruflu kullanılmalı. Tarımda aşırı gübre ve ilaç kullanımı azaltılmalı. Bu genelde sorulur arkadaşlar. Doğada parçalanmayan deterjan gibi ürünleri kullanmamalıyız arkadaşlar. Bakın şuradaki su kirliliğinden tüm canlılar olumsuz etkilenir ve biyoçeşitliliği azaltır. Toprak kirliliğiyle devam edelim. Plansız kentleşme, tarımda kullanılan ilaç ve gübreler, sanayi atıkları ve asit yağmurlar arkadaşlar toprak kirliliğinin başlıca sebepleridir. Toprakta biriken zararlı maddeler toprağın verimini azaltır. Toprakta yaşayan canlılara ve bitkilere ayrıca bu canlılarla beslenen diğer canlılara zarar verir. Toprak kirliliğini önlemek için sanayi ve evsel atıklar arıtılmalı. Geri dönüşüm uygulamaları hayata geçirilmeli. Bu çok önemli, geri dönüşüm. Birazdan bahsedeceğiz detaylıca. Verimli topraklarda tarım yapılmalı. Tarımda gübre ve ilaçlamanın azaltılmalı. Toprak kaybına neden olan erozyonu önlemek için tedbirler almalıyız. Arkadaşlar, organik tarım toprak ve su kirliliğini azaltır. Bunu unutmuyoruz. Her ikisini de azaltır organik tarım. Orman tahribatıyla devam edelim. Ormanlar birçok canlının yaşam alanı yani habitatıdır arkadaşlar. Ormanlarda sayısız ağaç fotosentez yaparak atmosfere oksijen vermekte ve canlılar için besin üretmektedir. Ayrıca kökleriyle toprakta bulunan ağaçlar, erozyon, heyelan, sel, çığ gibi doğal afetleri de önlemektedir. Kereste elde etmek, yol yapmak, yerleşim yeri açmak, yangınlar gibi sebeplerle ormanların tahrip edilmesi canlıların yaşam alanını yok etmekte ve canlıların yok olmasına sebep olmaktadır arkadaşlar. Orman tahribatı biyoçeşitliliği
En çok zararlardan bir tanesi de orman tahribatı. Bütün bu sebeplerden dolayı ormanların korunması gerekir. Bunun için insanlar bilinçlendirilmeli, ağaç kesimi azaltılmalı, ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı, orman ürünlerinden elde edilen tüketim malzemelerin tasarruflu kullanılmalı, yani geri dönüştürülebilmeli. Arkadaşlar, ormanların yararları ve ormanları koruma yollarına devam edelim. Ağaçlar canlıların yaşam alanıdır, ya bir habitatıdır arkadaşlar. Bitkiler bize fotosentez yaparak besin ve oksijen üretir. Besin ve oksijen ana kaynağı bitkilerdir arkadaşlar. Doğal afetlerin etkisini azaltır. Kereste mobilya yapımında kullanılır. Ormanları koruma yolları, ormanlar yangınları önlenmeli. Ağaçlar kurumadıkça kesilmemeli. İnsanlar bilinçlendirilmeli. Orman ürünlerinden elde eden tüketim malzemelerini tasarruflu kullanmalıyız arkadaşlar. Nükleer kirlilikle devam edelim arkadaşlar. Nükleer silahlar, bombalar, nükleer santrallerin oluşturduğu atıklarla nükleer kirliliğe sebep olur. Nükleer atıklar kanserojen etkiye sahiptir. Ayrıca canlıların genetik yapısını değiştirerek kalıtsal hastalıklara sebep olurlar. Japonya'da 2011 yılında meydana gelen 8.9 şiddetindeki deprem ve deprem sonucunda oluşan tsunami'den zarar gören Fukushima nükleer santralinden çevreye yayılan radyasyon ilerleyen yıllarda birçok kişinin kanser ya da başka hastalıklara yakalanmasına sebep olabileceği tahmin ediliyor. Nükleer kirliliği önlemek için nükleer atıklar güvenli bir şekilde depolanmalı. Hastanelerde radyasyon yayan makineler kullanımına dikkat edilmeli. Ülkemizde yurt dışına gelebilecek nükleer atıklara karşı önlemler almalıyız arkadaşlar. Tüm bu önlemlerin yanında çevre sorunlarına karşı insanlar bilinçlendirilmeli. Ülkemizde ve dünyada çevre sorunlarıyla ilgilenen TEMA, Greenpeace gibi kuruluşlar bulunmakta. Bu ve benzeri kuruluşlarla çalışmalar görev alınabilir. Çevre için küçük de olsa bir adım atılabilir arkadaşlar. Bursluluk sorusuyla devam edelim. Serap bu gözlemine göre hangi bitkinin çölde yaşayabileceğini düşünür? Serap şekil 1'deki gibi çiçeklere sulamayı bir hafta unutunca şekil 2'deki durum gözleniyor. Arkadaşlar bir hafta sulanmayınca bakın lale, begonya ve cam güzeli ölmüş fakat kaktüs ölmemiş. O halde arkadaşlar çölde hangisi yaşayabilir? Kaktüs yaşayabilir. Cevabımız ne olacaktır? D şıkkı olacaktır. Çevre kirliliği bütün canlıları olumsuz etkiler arkadaşlar. Bu nedenle çevre kirliliği herkesin ortak sorunudur. Tüm dünyanın ortak sorunu arkadaşlar. Çevre kirliliğinin giderilmesi için herkesin elinden geleni yapması gerekir. Aşağıdaki tutum ve davranışlar çevre kirliliğinin engellemesine katkı sağlar. Arkadaşlar bunlar çok önemli. Fabrika bacalarına filtre takılmalı. Fabrika atıkları çevreye atılmamalı. Kimyasal gübre yerine doğal gübre tercih edilmeli. Atık geri dönüşüm tesisleri kurmalı. Arkadaşlar bakın şu geri dönüşün sembolü bu. Oklarla üçgen yapma, yeşil oklarla geri dönüşüme önem verilmesi lazım. Ağaçların gereksiz yere kesilmemesi ve çöplerin çevreye bırakılmaması gerekiyor. Ve geri dönüşüm burada en önemli etkenlerden biri arkadaşlar. 2019 bursluluk soruyla devam edelim. Aşağıdaki etkenlerden hangisi biyoçeşitliliği tehdit oluşturmaz diyor arkadaşlar. Tarım ürünlerinde artış için kimyasal ilaç kullanımının artırılması biyoçeşitliği olumsuz etkiler. Bazı bölgelerin doğal koruma alanları olarak belirlenmesi bu olumlu etkiler arkadaşlar. Çoğu bölgenin doğal koruma alanı olarak ayrılması ve oraya kesinlikle dokunulmaması lazım. C ve D şıklarına da bakalım. Evsel ve sanayi atıklarının akarsulara karıştırılması bu olumsuz etkiler. Ekonomik önemi olan türlerin doğal ortamlarda bolca toplanması bu da biyoçeşitliliği olumsuz etkiler arkadaşlar. Yine 2019 bursluluk sorusuyla devam edelim. Buna göre yerleşim yeri yakınında bulunan gölün suyunun daha kirli ve renginin bulanık olma sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bir yerleşim yerlerine farklı uzaklıkta iki gölden cam kavanozlara su alınarak inceleniyor. Fabrika bulunan ve yerleşim yerine yakın bölgeden alınan suyun kirli ve renginin bulanık, yerleşim yerinden uzak gölden alınan suyun temiz ve renginin berrak olduğu görülüyor. Fabrikalardan çıkan atıklar göle karışmış olabilir arkadaşlar. Evsel atıkların göle karışması olabilir. Çevredeki ağaç sayısının çok olması bu olamaz arkadaşlar. Bu olumlu etkiler. Tarım alanlarının gübrelerinin yağmur sularıyla karışması bu da olabilir arkadaşlar. Gölü olumsuz, suyunu olumsuz etkiler. Etkinlikle devam edelim arkadaşlar. Kavramları eşleştirelim. Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları yer çevredir arkadaşlar. Bir çevre. Canlı ve cansız varlıklar arasındaki dengeyi bozan faktörler, bunlar çevre sorunları arkadaşlar.
Fabrika bacalarının sebep olduğu kirlilik hava kirliliği arkadaşlar. 3. Canlıların yaşamsal ihtiyaçlarını karşıladığı ortamlar yaşam alanıdır arkadaşlar. Yani habitatıdır. 4. Fabrika atıklarının suları kirletmesi için kurulan tesisler arkadaşlar, arıtma tesisleri kurulmalı. Arıtma 5. Yine arkadaşlar etkinlikle devam edelim. Toprak kirliliğini, su kirliliği ve hava kirliliğini belirtilen kutulara yazalım. Arkadaşlar toprak kirliliğiyle başlayalım. Arkadaşlar 2 yani poşet, pil, pet şişe, arkadaşlar kimyasal gübre ve kızartma yağları toprağı kirletir. Su kirliliği arkadaşlar, su kirliliğini de deterjanlar, lağım suları, kanalizasyon suları ve kızartma yağları, bakın kızartma yağları hem toprak hem su kirliliğine neden olmakta. Hava kirliliğine bakalım arkadaşlar. Egzoz gazları ve kimyasal gübre de hava kirliliğine neden olmaktadır arkadaşlar. Boşluk doldurma sorularıyla devam edelim. Ülkemizdeki nokta nokta nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Arkadaşlar ülkemizdeki kaynaklar nesli tükenmesiyle karşı karşıyadır. Hava kirliliğindeki artış nokta nokta sistemi hastalıkların artmasına sebep olur. Solunum sistemi hastalıklarının artmasına sebep olur arkadaşlar. Kışın yaprakları dökmeyen ağaçlar yıl boyunca fotosentez yaparak nokta nokta azaltırlar. Arkadaşlar hava kirliliğini azaltırlar. Kardelen, orkide gibi bitkilerin ülkemizdeki nesli tükenmek üzeredir arkadaşlar. Bunlar nesli tükenmek karşı karşıya olan iki tane bitki. Organik tarım faaliyetleri nokta nokta kirliliğini azaltır. Arkadaşlar toprak kirliliğini azaltır. Soruyla devam edelim. Bu durumun sebebi hangisiyle ifade edilir? Biyoçeşitlilik, birinci fotoğrafta gösterilen doğa parçasında az, iki de biraz fazla, üç de en fazladır. Baktığımızda arkadaşlar gittikçe ne artıyor? Yaşam alanları, doğal yaşam alanları artmakta. Bakın burada ormanlar daha fazla, su, dağlar, yükseltiler ve her şey burada doğal yaşam alanları daha fazla olduğu için burada biyoçeşitlilik daha fazla olacaktır. O halde hangi şıkta var? Bu göl yaşam için elverişli değildir, olamaz. Dağlarda, göllerde yaşayanlar daha çok canlı yaşar. Bu da değil. Biyoçeşitlilik olmasaydı dağ, göl ve sular olmazdı. Bu da alakası yok. Doğal alanlar arttıkça biyoçeşitlilik de artar. Cevabımız D şıkkı. Yine iki tane grafik verilmiş arkadaşlar. Bu grafikleri inceleyen Mehmet aşağıdaki yorumlardan hangisini yapamaz diyor. Birey sayısı, canlı türleri. Baktığımızda arkadaşlar canlı tür sayıları azalmış. Buna göre arkadaşlar canlı türlerin sayısının azalmasının hangisi yapılamaz diyor bununla ilgili. Ormanda yangın çıkması bütün canlılara zarar vermiştir. Doğrudur arkadaşlar. Bakın yangın çıkmış ve bütün canlıların sayısı azalmış. Ormanda yangın çıkması yeni canlı türlerinin ortaya çıkması neden olmuştur. Bununla hiç alakası yok. Yeni canlı türleri olsaydı birey sayısı artardı. Yangından sonra K ve N türleri yok olmamıştır. Evet bakıyoruz. K ve N yok olmamış ama sayıları azalmıştır. Ormanda yangın çıkması biyolojik çeşitliliği azaltmıştır. Bu da doğru arkadaşlar. Bakın birey sayısı azalmış yani biyolojik çeşitlilik azalmıştır. Arkadaşlar soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki şemada ülkemizde biyoçeşitlilik farklı başlıklar altında gösterilmiş. Buna göre korunmasına öncelik hangisine verilmeli? Arkadaşlar biyoçeşitliliği korunmasına öncelik vermek için bakıyoruz bütün canlılar hayır öncelik dediği için olamaz. Sadece ülkemizde yaşayan hayvanlar olamaz. Sadece ülkemizde yaşayan bitkiler olamaz. Nesli tükenmekte olan canlılara öncelik verilmeli. Yani 2 olmalı arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi yukarıda gösterilen durumun nedenlerinden değildir diyor. Yukarıdaki gösterilen duruma bakalım. Günümüzde sıcaklık ortalama 1,7 santigrat dereceyken 2100 yılında 4,9 santigrat derece olmuş. Yani küresel ısınma artmış. Bunların nedenlerinden değildir diyor. Atmosferdeki karbondioksit oranının artması küresel ısınmayı arttırır. Geri dönüşüm çalışmalarının artması azaltır arkadaşlar. B şıkkı. Fosil yakıtların tüketimi artması küresel ısınmayı arttırır. Fabrika bacaları ve araba egzozlarının denetiminin yetersiz olması küresel ısınmayı arttırır. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi olumsuz etkileyen faktörlerden değildir? Çarpık kentleşme olumsuz etkiler, planlı nüfus artışı olumsuz etkilemez. Cevap B şıkkı. Tarımda kimyasal ilaç kullanılması olumsuz etkiler, sanayi kuruluşlarının atıklarını çevreye bırakması olumsuz etkiler. Yukarıdaki durumlardan hangisi hava kirliliğinin sebeplerindendir diyor arkadaşlar. Filtre takılmamış fabrika bacaları sebepleridir. Denetimi yapılmamış araba egzozları sebepleridir. Orman yangınları sebepleridir. Yani hepsi arkadaşlar hava kirliliğinin sebebidir. Cevabımız D şıkkı. Su kirliliğinin azaltılması için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz diyor arkadaşlar. Fabrikalarda arıtım testleri kurulması yapılır.
Tarımda zirai ilaç kullanımının azaltılması yapılabilir. Kızartma yağı, deterjan gibi atıkların lavabolardan doğrudan su kaynaklarına gönderilmesi yapılmamalı arkadaşlar. Su kirliliğine neden olur. Yerleşim yerlerinin temiz su kaynaklarından uzaklarda kurulması yapılabilir. Cevabımız C şıkkı. Yine örnek soruyla devam edelim arkadaşlar. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Grafikte 1970 ve 2017 yıllarında Marmara Denizi'nde su ürünlerinin endüstrisinde rol oynayan balık sayıları verilmiş. Bakın arkadaşlar, 1970 yılında 127 balık türü varken 2017 yılında bu 10'a düşmüş. Bunun nedeni ne olabilir? Sanayi kuruluşlarından denize karışan atıklar balık türlerinin yok olmasına sebep olmuş olabilir. Olabilir arkadaşlar. Balıkçı teknelerin aşırı avlanması bu olaylara sebep olmuş olabilir. Evsel atıkların arıtılmadan denize dökülmesi bu olaya sebep olmuş olabilir. Evet, olabilir arkadaşlar. Zirai ilaç, gübre kullanımı arttırılırsa Marmara Denizi'ndeki balık türleri korunabilir diyor. Hangisi yanlış arkadaşlar? D şıkkı yanlış. Bunlar dökülürse balık türleri korunmaz arkadaşlar. Cevabımız D şıkkı olacak. Bir bölgedeki çevre kirliliğinin artması sonucunda yukarıdakilerden hangileri gerçekleşebilir? İnsanlarda solunum yolları hastalıkları gerçekleşebilir. Canlı çeşitliğin azalması olur. Turizm gelirinin artması, hayır, tam tersi, azalması olacak. Cevabımız D şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Sanayileşme hava kirliliğinin en önemli sebeplerinden birisidir. Doğru. Isınma amaçlı yakıt kullanırken kaliteli yakıt kullanmak hava kirliliğini azaltır. Doğru. Hızlı nüfus artışı hava kirliliğini azaltır. Tam tersi, arttırır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Motorlu taşıtların egzozlarından çıkan gazların hava kirliliğine sebep olur. Bu da doğru. Hangisi yanlış? C şıkkı yanlış. Mısır Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.